Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kingston'ın Fury Beast 2x8 GB'lık 3600 MHz hıza sahip DDR4 RGB RAM'lerini inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. RAM'lerimizi kutusuna çıkardık. Şöyle elim alıyorum. Kingston Fruit gelin bir tasarımına göz atalım. Bunlar ikili modül haline yani 8 GB, 8 GB olarak toplamda 16 GB'lık RAM'lere sahibiz. Şöyle tasarımına baktığımızda siyah bir soğutucu blok görüyorum. Bunun üzerinde Kingston Fruit Beast'in model yazısı ve DDR4 olduğunda sağ üst köşesinde belirtilmiş. Ve burada RGB aydınlatmanın şeridini görüyorum. Ve burası da böyle şeritlerimiz üçlü olarak da ayrılmış. Yani Hani Fury ismi bana biraz daha böyle tasarımsal olarak da baktığımda biraz ve oyunlardaki military yani askeri ekipman tarzına benziyor ve tasarımı oh, havayı veriyor bana. Ya yani tasarım olarak siyah ve RGB aydınlatmaya sahip. RGB aydınlatması gayet güzel çalışıyor. Zaten bunun içinde Kingston Free Infrared Sync teknolojisi bulunuyor RGB'si için. Yani bu ikisi senkronize şekilde yanabiliyor. Zaten Kingston'ın kendi ait bir yazılımı da bulunuyor. Bunların dışında şöyle boyutlarına baktığımızda bizim RAM'lerimizin 133.35 mm uzunluğu, 41.24 mm genişliği ve 7 mm de kalınlığa sahip. Yani ikisini siz normalde bunları modül olarak tekli, ikili ve dörtlü olarak takabiliyorsunuz. Yan yana koyduğunuzda gerçekten ana kartınızda güzel duruyor. Hem RGB aydınlatmaları yandığında da hoş bir hava katıyor. Normalde hani siz böyle taktığınız yan yana duruyorlar. O bu soğutucu kısmı fazla kaba olmadığı için yan yana durduklarında birbirlerine zarar etmiyor. Yani duruş olarak güzel bir şekilde. Üstteki RGB aydınlatmasında da friyasını görüyorum. Ve arka tarafında da bizim burada işte Kingston'ın hangi model numarası olduğunu yani seri ne olsunu. işte kaç CL değeriyle çalıştığını şu an elimizdeki model CL17 ile çalışıyor. İşte burada 1.35 volt güç tükettiğini yazıyor. Ve ikili bir modül olduğunu belirtmiş. Bunların dışında şimdi tasarımına göz attık. Gelin bir özellikleri neler var bunlara bakalım. Bizim RAM'lerimiz AMD Ryzen ve Intel XMP ile uyumlu çalışabiliyor. Yani siz diyelim bir hız aşırtma yapacaksınız. Yani overclocking işlemlerinde normalde bu 3600 MHz'de ancak 3733 MHz'de çıkabiliyor. Ve bunu da kolayca XMP üzerine yapabiliyorsunuz. Ve kendi ön ayarları da mesela BIOS'unuzla uyumluysa direkt orada default ayarda XMP ayarları hazır olarak çıkabiliyor. Siz buradan dilediğiniz seçebilirsiniz. Zaten tak çalıştır özelliği de bulunuyor 2666 MHz'de ve kendisinin standarttaki yani şu an normali 3600 MHz yani MHz hızlı olarak baktığımızda gayet iyi 2x8 olması güzel bir detayı CL17 değeriyle zaten uyumlu bir anakart ve işlemcinizle o hızlara ulaşabiliyorsunuz ama size şöyle bir tavsiye vereyim böyle bir RAM alacağınız zaman daima sizin anakartınız ve işlemcinizin uyumluluklarına dikkat edin. Yani sizin eğer anakartınız ve işlemciniz biraz düşük modelse bu RAM'lerden istediğiniz performansı alamayabilirsiniz. Yani 3600 MHz der ancak siz maksimum 3200'lere çıkabilirsiniz. O yüzden siz bu tarz güzel ve yüksek performanslı bir RAM alacağınız zaman anakartınız ve işlemcinizin uyumluluğuna dikkat edin. Zaten hani AMD Ryzen'a e da de uyumlu demiştim. Bu tarz çift kanallı yani ikili modül halindeki RAM'lerimiz AMD sistemlerin performansını artırıyor. Bu zaten herkesin bildiği güncel bir bilgi. E bunu siz çift kanallı bir RAM'i AMD sisteme taktığınızda sisteminizin performansını artırdığınız için aldığınız oyunlardaki performansı da arttırmış oluyorsunuz. Ve günlük kullanımdaki sizin bilgisayarınızı kullanımını rahatlatıyorsunuz. Mesela ben normalde bilgisayarı render ve oyun için kullanıyorum. E render tarafında bu RAM'lere geçtiğimde fark ettim ki ben önceden çok düşük şeylerde gerçekten çok fazla vakit kaybediyormuşum. Mesela diyelim benim önceki kullandığım RAM'lerim 8 GB 3200 MHz hızındaydı. E yani ben bu tarz 16 GB 3600 MHz bir RAM'e geçtiğimde benim 1 saatteki aldığım render 10 dakikaya düştü. Yani bu, bu hem bana vakit kazandırıyor hem performansın hızlı olması benim işlerimi daha kolay halletmemi sağlıyor. Oyunlarda işte sonuçta 16 GB'lık bir RAM'iniz olduğunuzda performansı artıyor. Ben de bir Ryzen işlemci kullanıyorum. Bunun faydasını da görmek güzel oluyor. Yani bu tarz şeyleriyle beni gayet memnun etti. Şimdi gelin bir bizim bu RAM'lerimizin testlerine bakalım. Kingston Forbes RAM'lerimizin ilk önce CPU Z'deki bilgilerine baktığımızda burada DDR4 olduğunu ve 16 GB'lık olduğunu şu an 3600 MHz hızında çalıştığını gösteriyor. Yani çift kanallı 1800 MHz dedi. Yani şu an 3600 MHz çalıştığını CL değerini gösteriyor. Şimdi gelin bir ayda 64'teki bizim okuma hızı ne vermiş buna bakalım. 50.154 MB'lik bir okuma hızına sahip. Kopyalama tarafında 45.388 MB hızı bulunuyor ve yazma tarafında ise 28.773 MB'lik bir hızı var. Gecikme süresi olarak baktığımızda ise 65.6 nano saniyeye sahip. Yani testlerde de gördüğünüz gibi ben sonuçlardan memnun kaldım. Ayda testlerini de yaptık. CPU Z'deki bilgilerini de inceledik. Yani bu RAM'lerimiz gerçekten performans olarak ideal bir RAM'ler. Ve hani RGB aydınlatması olarak da kasanızda güzel durması benim Baya bir hoşuma gidiyor çünkü şimdi biliyorsunuz artık moda olarak ne var? Cam panelli kasalar bulunuyor. Yani siz bir kasa aldığınızda bunu anakartınızı, işlemcinizi, SSD'nizi, RAM'lerinizi taktıktan sonra soğutucunuzu ne oluyor? Artık orada bir görsel bir şölen bekliyorsunuz, şatafatlı olsun istiyorsunuz. E sizin RAM'lerinizde de RGB aydınlatma varsa e bu sefer ne oluyor? O ambiyansa katkı sağlamış oluyorsunuz ve gerçekten birbiriyle senkronize çalışabildikleri için çok güzel bir hava oluşturuyor. Ayrıca bizim RAM'lerimiz bazı anakartlarla da uyumlu şekilde senkronize çalışabiliyor. Yani MSI Ezrak Asus ve Gigabyte'ın anakartlardaki uygulamaları mesela MSI, MSI Center gibi yazılımlarıyla senkronize çalıştığı için diyelim anakartınız nefes alma modunda çalışıyorsa RGB'si RAM'lerinizin de aynı şekilde RGB'lerin nefes alma modunda çalışabiliyor ve sizin o anki kasanızın yani görsel olarak baktığınızda uyumlu bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani sektörünüze çalışıyor. Bu tarz özellikleriyle beğendim. Kingston'ın zaten RGB konusunda kendi yazılımı bulunuyor Free CTRL olarak. Bunu da siz ayrıca bilgisayarınızı kurup sadece RAM'lerinizin aydınlatmasını değiştirmek istiyorsanız o uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bunlar hani ikili bir modül halinde, tekli, çiftli ve dörtlü olarak da satın alınabiliyor. Bunlar işte tekli olarak 8, 16, 32 GB. Modül olarak 16, 32, 64 ve 128 GB olarak kit halinde siz bunu anakartınıza yerleştirebiliyorsunuz. Yani maksimum 128 GB'lık kit kapasitesi elde edebiliyorsunuz. E, bu şekilde kullanırsanız da sizin işinizi baya bir rahatlatır eğer o kadar yüksek kapasite çıkmak istiyorsanız. Şahsen benim için 16 GB veya hatta bunun 32 GB'ı bile yükseltsem bana gerçekten çok fayda sağladığını fark ettim ve bunu hani günlük kullanımda da görünce daha fazla ısındım remlere. Bunun dışında da zaten eğer böyle toparlayacak olursam ben performans olarak memnun kaldım. Tasarımı gayet hoş. Hem kasada güzel duruyor hem RGB aydınlatması, bu infrared sync teknolojisi gayet güzel bir hava katmış. Çift bir kanallı remimiz hem e endist'in performansını arttırdı hem de RGB modda senkronize çalışması gayet güzel bir yeri bunun dışında testlerde kaldığım sonuçları da güzeldi. Fiyat olarak da uygun duruyor. Eğer siz de bu tarz çift kanallı DDR4 RGB oynatmaya sahip bir RAM arıyorsanız 3600 MHz'ındaki Kingston Free Beast tam size göre olacaktır. Bizim incelememiz bu kadar da. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.